Her gün diler. Basınç. Aslında dışarısının içeri etkilerini ders olarak okutulacak bir dönemden geçmekteyiz. Sanırım benden daha çok ve ısrarla bunun altını çizen yoktu. Herkes kapının önüne bakarken binlerce defa dış merkezlerden bakmak gerektiğini aktardım. Denge buydu çünkü. Dışarısı her zaman önemlidir. Türkiye gibi kilis ülkelerdeki kırılmalar, ittifaklar, yolculuklar, bölge politikaları hep dışarıya göre yapılır. Doğaldır. ABD başkanlık seçimleri de Türkiye gibi dünya üzerinde önemli yer tutan ülkeleri yakından ilgilendirir. Ayrıca Anadolu coğrafyasının alacağı pozisyon dünyanın gidişatını da belirler. Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Bülent Arınç Cemil Çiçek, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi pek çok isim geçtiğimiz haftanın manşetlerini oluşturdu. Herkes ya iktidar penceresinden ya muhalefet cenahından fikirlerini paylaştı. Ancak ben ısrarla içeride yaşananlar dışarıdaki gelişmelerin sancısı dedim. Değişik örneklerle anlattım. Hatta tarih hatası bile yaptım. Hem onu düzeltelim hem de şablonu ortaya koyalım ki mücadeleyi anlayalım. Ahmet Davutoğlu, Eylül 2014'te Erdoğan'ın desteği ve onayıyla başbakan olarak göreve geldi. Aradaki gerilimleri pas geçiyorum. Mayıs 2016'da ise görevinden istifa etti. Davutoğlu, Almanya'ya ve Avrupa Birliği'ne yakın bir siyasi figürdü. Bıraktı, aradan yaklaşık 40 gün geçti. İngiltere Avrupa'dan çıkalım mı sorusunun cevabını aramak için sandığa gitti. Çıkalım cevabı %52 ile geldi. İngiltere eski dostlarıyla küresel bir ağ kuracak ve Türkiye'ye de burada çok önemli bir hat teslim edecekti. Arkada Çin'de, Katar'da hazır bulunmaktaydı. Zaten İngiliz Milletler Cemiyeti hazırdı. Büyük bir oyundu bu. Türkiye'de burada olmak istediğini bir şekilde belirtiyordu. Zaman aktı, Kasım geldi. Beyaz Saray'da küresel gelişmenin sonucu olarak Cumhuriyetçi Trump'ın olması gerekiyordu. Oldu da. Trump Beyaz Saray'a çıkar çıkmaz ilk ziyaretçisi doğal olarak İngiliz Başbakan Theresa May oldu. May Trump'la yakınlık pozları vererek uçağını atladı, Londra'ya değil Ankara'ya geldi. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin de Londra üzerinden kurulacak yeni sistemde yer alacağının işaretiydi bu. Haliyle hemen Ruslar seçimi karıştırdı, Trump'ı seçtirdi, dosyaları hazırlandı, piyasaya sürüldü. Orada sancı başladı. Savcı Muller'den Michael Fillion'a kadar açılan koca bir yelpaze gördük. Trump gidinceye kadar da bu sancı orada dinmedi. Trump bırakacak, yine devam edecek. Denge oluşmuştu. Trump Erdoğan, Trump May, Boris Johnson dostu herkesin gözleri önünde büyüyordu. Terasa May Çin'e gidiyor ve stratejik ortağını ve yeni dünya düzeninin şifrelerini veriyordu. İngiltere'yi İngiltere yapan bütün büyük şirketler de bu gezideydi. Eller kenetlenmiş yola çıktı. İpek yolunda engel görünmüyordu. Bu düzlemde kaybeden belliydi. Avrupa ile Demokrat ABD. Avrupa'nın kaybettiğini Libya'da görmek hiç zor olmuyordu. Başka pencerelerden de bunu yakalamak zor değildi. Türkiye bu hatta yer alacağını işaret edince Suriye'de Doğu Akdeniz'de basınçla karşılaşıyordu. Hepsi büyük dengenin bize yansımasıydı. Türbülans dolu 4 yıl bitince Beyaz Saray'da değişim oldu. Trump gitti, Biden geldi. Nasıl Trump nedeniyle Washington Londra hattı öne çıkıyor ve uyum kuruyorsa, Biden'la birlikte ise Washington Berlin hattı öne çıkacaktı. Biden'a yollanan tebriklere bakınca bile Almanya'nın ne kadar sevindiğini anlayabiliyorduk. Yani denge değişiyor, İngiltere'nin yerine Almanya'nın geleceği belli oluyordu. İşaretler bu yöndeydi. Bunun içeriye yansıması da kaçınılmazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir sayfa açılıyor ve Türkiye'nin de bu sayfanın neresinde olacağı merak ediliyordu. Washington Londra makası değişiyordu çünkü. Sık sık yazdığım gibi kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin Türkiye'ye ihtiyaç sonsuzdu. İçeride de AK Parti ile MHP'nin yol arkadaşlığı vardı. Muhalefetin tamamına yakını da Washington Berlin hattında toplanıyordu. Finansal politikalardan bölgesel sorunlara kadar aynı fikri paylaşıyorlardı. Kürt meselesi bunun ilk sırasındaydı. Bu nedenle hem içeride hem dışarıda MHP bir şekilde istenmeyen oyuncu oluyordu. Biden'ın gelişiyle perde gerisinde duran Almanya bir adım öne çıkıyordu. Fransa zaten arkada kalamayacak kadar rakipti. Macron yönetimi Türk Ülkücü Hareketi'nin faaliyetlerini yasaklayıp rengini belli ediyordu. Bu dalga Almanya'ya da ulaşıyordu. Yeşiller ve Sol Parti ülkücülere yasak gelmesi için ilk adımı atıyordu. Belli ki bu başka ülkeleri de yansıyacaktı. Türkiye, İngiltere ve Çin'le olan yakınlığını sürdürüyor. Avrupa ise Biden'ı arkasına alarak gelmeye çalışıyordu. Tüm isimlere, sürtüşmelere, mücadeleye bu çerçeveden bakmakta büyük fayda vardı. Çin aşısına ya da Kanal İstanbul'a karşı çıkılmasının altında yatan gerçek buydu. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği net olarak Türkiye'nin karşısındaydı. Bunu yine sahada görebiliyorduk. Türk bandıralı Roseline A gemisi taşıdığı insani yardım malzemeleriyle İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etti. Gemi Yunanistan deniz kuvvetlerinden bir komutanın sekve idaresinde yapılan İrini harekatında görevli Alman fırkateyni tarafından Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde durduruldu, arama yapıldı, personel sorgulandı. Akdeniz'de gemilerimizin önünü kesmeye çalışan ilk ülke Fransa'ydı. Ülkücülere yasak getiren de onlardı. Büyük ortak Almanya ise Biden'la birlikte sahaya iniyor ve yol kesiyordu. Düne kadar arabulucu olan Merkel, 10 Aralık'ta Türkiye'ye yaptırım çıkabileceğini söylüyordu. Az önce isimleri sıraladım. Bu listeyi çok ama çok daha uzatabiliriz. Ama konu bu değil. Türkiye'nin dünya üzerindeki durumu konumu önemli. Bu nedenle AK Parti ve Başkan Erdoğan'ın üzerinde bir basınç oluşturma peşindeler. Olan bu. Faiz artırımına rağmen karşı cephe AK Parti ile MHP'yi ayrı düşünmek için gelecektir. Finansal operasyonlar şiddetini artıracak, içeride muhalefet de sesini daha da yükseltecektir. ABD Avrupa daha doğrusu Washington Berlin attı parlamenter sistem için bastıracaktır. Ekonomik baskıyla %50.1'i imkansız hale getirmek için yükleneceklerdir. MHP'de AK Parti'ye desteğini sürdürecektir. Parlamenter sistemle önce Erdoğan'ı kontrol, sonra da tahsiye etmek isteyeceklerdir. Küresel anlamda büyük bir oyun oynanmaktadır. Şifreler ortadayken bunu çözemeyen çok kişinin olduğunu görünce şaşırıyorum. Koca bir lobi kapının önünde yani. Mücadelenin ritmini Başkan Erdoğan'ın tercihleri belirleyecek. AK Parti, MHP ile muhalefetin istediği Türkiye farklı. Derit Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelmesi mümkün değil. Aynı şekilde Bahçeli ile Davutoğlu'nun da. Önceki gün Başkan Erdoğan Avrupa'nın önemini vurgulasa da Osman Kavala üzerinden istediğiniz noktaya gelmeyiz mesajını net olarak verdi. Karşı taraf vazgeçecek, arkasını dönüp gidecek değil. Bakalım Türkiye ile bir noktada anlaşacaklar mı yoksa tırmandıracaklar mı? Ergün Diler